Bir rivayete göre Muzaffer'in o malum kulaklığı incelemesini beklemek, bilgeliğe giden yolu yürümekten daha uzun sürüyormuş diye espriler döndürdüğünüz, her yayın ve her eğitim videosunun altında ısrarla ne zaman inceleyeceksin ya da kulaklığından memnun musun diye sorduğunuz o holy kulaklık bugün incelenecek. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rampage Drop Plus'ın incelemesini ve kullanıcı yorumlamasını yapacağız. Yani bu biraz daha böyle kutu açılımı yaptığımız, kulaklığın teknik detaylarından bahsettiğimiz bir video değil. Tam tersi, tamamen bir yayıncı ve YouTuber olarak kendi kullanım deneyimlerimi anlatacağım. Ama tabii ki yine kulaklığın işe yarar teknik detaylarından da bahsedeceğim bir video olacak. Öncelikle neden bu kadar çok ilginizi çekti diye ben size sormak istiyorum. Gerçekten ilginç bir durum bu çünkü arkadaşlar. Yani ben daha önce çok fazla kulaklık kullandım. Gerek yayınlarımda gerek videolarımda asla ilginizi çekmedi. Asla sorulmadı bile. Ama şu kulaklık korkunç şekilde her yayın illaki soruluyor. Yani bir kişi bile olsa kesin soruyor ki bir kişi genelde geçiyor soran kişi sayısı. Bu kulaklıkta sizi çeken ne var bilmiyorum. Hatta tam tersi, bana sorarsanız aşırı minimalist tasarım var. RGB'si falan yok. Böyle yanarlı dönerli bir kulaklık da değil. Baktığınız zaman dümdüz bir kulaklık. Zaten bu kulaklığı sevmemin en büyük sebeplerinden birisi de gayet böyle minimalist bir tasarımı olması. Ama ilgi çekici bir tasarımı yok. Genelde böyle yanarlı dönerli kulaklıklar evet soruluyor. Görüyorum, şahit oluyorum. Ama bu kulaklıkta öyle bir durum da yok. Bilmiyorum. Belki de artık influencer olmuşumdur. Allah'ım inşallah influencer olmuşumdur. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben 3 aydır bu kulaklıkla aktif olarak yayın yapıyorum ve beraberinde YouTube'da video içerik üretiyorum. Bu yüzden sizlere kullanıcı deneyimlerimden daha ağırlıklı olarak bahsetmek istiyorum. Çünkü YouTube'da zaten çok güzel kutu açılımı inceleme videoları var. Ama tekrar söylüyorum, yine sizlere kulaklıkla ilgili özel kulaklığın özelliklerinden, detaylardan tabii ki bahsedeceğim. Hatta öncelikle onlardan bahsedeceğim. Ama daha çok kullanıcı yorumu kısmına ağırlık vereceğim. Muhtemelen sizin için önemli olan kısım da o zaten. Arkada inşaat var. Bu arada benim video çekimimi bekleyen bir inşaat ekibi var. Benim videoya girdiğim, kayıt düğmesine bastığım an çalışmaya başlıyorlar. Sesleri geliyorsa kusura bakmayın, asla durmuyorlar gece saat 2'ye 3'e kadar. Drop Plus'ın tasarımını zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Minimalist bir tasarımı var. RGB'si öyle yanarlı dönerli bir şeysi yok. Hatta şöyle söyleyeyim, bunu dışarıda böyle kafanıza direkt olarak takıp müzik dinleyebilirsiniz bile. Hani çok sırıtan böyle oyuncu kulaklığıyım ben diye bağıran bir tasarımı yok. Şık bir tasarımı var, minimalist bir tasarımı var. Tam benim sevdiğim gibi biliyorsunuz. Her ne kadar masam pavyon gibi olsa da RGB'den pek hoşlanmıyorum. Beni çekmiyor yani o RGB olayı. Bununla birlikte kulaklığın yapısı yuvarlak değil, oval. Bu da çok çok önemli benim için. Şöyle gördüğünüz gibi geoid mi deniyor buna? Oval mi deniyor? Artık her neyse görüyorsunuz zaten. Biraz daha böyle tam böyle daire şekli, çember şeklinde değil de böyle biraz daha O şeklinde bir tasarımı var. Bu yüzden kulağınızı tam olarak kafanıza taktığınız zaman içerisine alıyor. Yani tamamıyla kulağınız içinde oluyor kulaklığın. Şöyle bir durum olmuyor. Genelde kulaklıkların yuvarlak oluyor ya kulaklıklar. Onu taktığınız zaman şöyle kulağınızın köşesi dışarıda kalıyor. Ya da işte ne bileyim kafanıza tam oturmuyor. Bu şekilde hem kafanızdan destek alarak hem de kulağınızı tam olarak kapatarak kafanıza oturuyor. Bununla beraber hem kulağınızdan hem kafanızdan destek aldığı için kulaklık burası çok önemli. Kafanızda saatlerce dursa bile ağrı yapmıyor. Benim yaptığım yayınlar genelde 5,5-6 saat sürüyor. Biliyorsunuz sabaha kadar yayın yaptığımız oluyor ve kafamda sürekli olarak Drop Plus var. Yani bunu size şu şekilde kanıtlayabilirim. Genelde zaten bu tarz videolar, ürün inceleme videoları insanlar inanmıyorlar. Böyle hani diyor ki ya sponsoru tabii ki övecek falan diye düşünüyor ama arkadaşlar kulaklık gerçekten iyi. Bunu her yayın Drop Plus'ın iyi olduğu konusunda yemin etmekten sıkıldım. Ama yapacak bir şey yok. Söylediğim gibi bu da artık bizim işin zorluğu mu diyeyim, ne diyeyim. Aşağıda Twitch linkim var. Bunu kendi kanalının reklamını yapmak için söylemiyorum. Bir nebze söylüyor olabilirim. Girin oradan abi, son yayın tekrarlarımın hepsini teker teker izleyin. Kafamdan kaç saniye çıkartıyorum kulaklığı. Yani uzun süreli yayın yapan bir yayıncı olarak hem kulaklık hem mikrofon olarak kullandığım bir ekipmanımın kafamda rahat olması, ergonomik olması yani ve beni rahatsız etmemesi, terletmemesi benim için çok önemli. Muhtemelen sizin için de çok önemli. Bununla beraber arkadaşlar kulaklık hem PlayStation hem Xbox hem bilgisayar hem de mobil uyumlu. Ne demek mobil uyumlu? Arkadaşlar üzerinde 3,5 mm'lik jack girişi de bulunuyor Drop Plus'ın. Yani bu da şu demek oluyor. Telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Yani mobil aygıtlarınızla da tamamen uyumlu bir hale geliyor kulaklığınız.
Fakat şöyle bir durum var. Bu kulaklık tabii ki de 7.1 teknolojisini kullanan bir kulaklık ve ses kartı var içerisinde. 3.5 milimetrelik jack ile bağlarsanız eğer, gerek mobil gerek bilgisayar hiç fark etmez, maalesef 7.1 teknolojisinden faydalanamazsınız. Ve kulaklığınız güç çekemez. Yani bu ışıklı mışıklı kısımları yanmaz. Ama bundan beraber normal sıradan bir kulaklık deneyimi sunar size. Fakat kulaklığınızı eğer Type-C kısmından, buranın altını çiziyorum. Evet, çünkü Droplus'ta Type-C girişi de var. Bu çok önemli. Burası da çok önemli bu arada. Type-C girişi olması ya, çünkü yeni nesil kulaklıklarda Type-C girişi var ve Droplus'un fiyat olarak rakiplerinin birçoğunda Type-C girişi yok. Kulaklığınızın hem 7.1 olmasını sağlıyor bu Type-C girişi, hem de sizlere daha kaliteli bir ses deneyimi, daha kaliteli bir mikrofon deneyimi sunuyor. Az sonra mikrofon testini vesairesini yapacağız zaten. Bunlarla beraber kulaklığın mikrofonu arkadaşlar çıkabiliyor. Bu bilmiyorum çok işinize yarar mı ama baya böyle, burada bir mikrofon için ayrıyetten bir jack girişi var. Bunu direkt olarak kulaklığınızın üzerine oturtuyorsunuz ve dilerseniz bunu kafanıza taktıktan sonra burada bu kendinize göre, yüzünüze göre artık nasıl rahat ediyorsanız ayarlıyorsunuz ve direkt olarak bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çıkartacağınız zaman da veya işte mesela ben montaj yaparken vesaire, hani mikrofona ihtiyaç duymadığım için kulaklığı kullanırken çıkartıyorum. Daha rahat olmamı sağlıyor. En azından gözümün önünde bir şey durmuyor. Bununla beraber uzun ve biraz daha böyle ayarlanabilir bir yapısı var. Mikrofonu ben beğeniyorum. Daha öncesinde biliyorsunuz Paladin kullanıyordum. Paladin'in mikrofonu da güzeldi ama daha kısa ve ayarlanması daha zordu. Ona istinaden ve diğer daha önceki kullandığım mikrofonlar, direkt üzerine sabit olan mikrofonlar da kullandığım kulaklığın, onlar da çok seste problem yaşatabiliyordu. Bu tam tersi, yayınlarda vesaire tam olarak kimi görüyor. Aynı zamanda kutu içeriğinden bu arada arkadaşlar hem Type-C kablosu çıkıyor. Hatta şöyle göstereyim size. Oldukça uzun bu arada. Tam 2 metrelik bir kablo çıkıyor içerisinden. Bir ucu USB, bir ucu Type-C kablo çıkıyor. Beraberinde 3.5 milimetrelik 4 boğumlu, yani hem mikrofon hem kulaklık giriş çıkışlarına verebileceğiniz, buna imkan sağlayan bir 3.5 milimetrelik jack kablosu çıkıyor. Ve bununla birlikte ekstradan bir tane de bölücü kablo çıkıyor. Bölücü deyince de sanki terör örgütü şeysi gibi oldu ama hani şöyle, işte bazı bilgisayarlarda genelde masaüstlerinde bu oluyor. Mikrofon ve hoparlör kısmı ayrı oluyor. Yani iki tane ayrı port bulunuyor. Bunlar için onları o kabloyla beraber ikisine bir mikrofon, bir jack şeklinde takıp o iki portu tekleyen bir kablo da çıkıyor içerisinden. Bu arada kulaklığın yazılımı da bulunuyor. Onu da unutmadan söyleyeyim aklımdayken. Droplus'un yazılımı da var. Ben kullanmıyorum. Şahsen kullanmıyorum. Ama bu, yani yazılım işine meraklıysanız, kulaklığın yazılımı olmasını istiyorsanız var. Ama ben şahsen zaten Streamlabs üzerinden istediğim tüm ayarları gerçekleştirebildiğim için, yayınlarım ve çekimlerim için herhangi bir ekstra programa ihtiyaç duymuyorum. Ama tabii ki hani Streamlabs vesaire gibi programları kullanmıyorsanız siz ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdi gelelim kullanıcı deneyimi kısmına. Şundan bahsetmek istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz ben kendi indie ekibimizle beraber bir oyun yapıyoruz ve oyunun müzik ses mühendisliğiyle ben ilgileniyorum. Bununla beraber hobi olarak da zaten turntable'ım vesairem var. Bazen müzik yayınları yaptığım oluyor veya kendi başıma tek başıma müzik ürettiğim ya da ürettiğim müzikleri sıraya koyup böyle mixleyip fıçı fıçı yaptığım yayınlar ya da zamanlar oluyor. Bu süreç içerisinde de, yani müzik üretirken ve müzik dinlerken de Droplus'ı kullanabildim arkadaşlar. Burası da çok önemli. Özellikle müzik üretirken onun basını, midini, tizini, her şeyini duymak zorundasınız ve Droplus bunu gerçekten güzel sağlıyor. Buraya kadar hiç problem yok. Bas konusunda çok hafiften bir eksiği var, yalan söylemeyin. Ama yeterli mi? Yeterli. Şarkılardaki basları çok rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Hatta bana sorarsanız kulaklıkta basın bir seviyesi olması lazım. Çünkü kafanıza taktığınız şey sürekli olarak zangırdadığı zaman, kafanıza sürekli bas vurduğu zaman, ki benim genelde kulaklıklarım hep ekstra baslı kulaklıklardı. Bir noktadan sonra yoruluyorsunuz, kafanızı ütülemeye başlıyor bas. Çünkü sürekli kulağınızda vuruyor bu. Yani çok bas istersem ses sistemimi açıyorum, orası ayrı. Ama onun dışında söylediğim gibi tüm sesleri ayırt edebilecek ve net bir şekilde duyabileceğim şekilde kulaklık dizayn edilmiş. Müzik üretme ve müzik yapma konusunda bile kullanabiliyorsunuz. Ben şahsen kullandım. Bu belki çok ileri seviye, çok profesyonel müzik yapımı da kullanılabilecek bir kulaklık değildir ama benim yaptığım, yani oyunumuz için ürettiğim müzikler ve kendi yaptığım, amatör olarak yaptığım müziklerde çok rahat bir şekilde kullandım. Aynı zamanda müzik dinlerken de kullanıyorum. Bunun da altını çizdim zaten ki ben hani müzikten az çok anlayan, müzik kulağı olan bir insan olarak da kaliteli mi kalitesiz mi olduğunu anlayabiliyorum. Benim için bu yüzden bunun kalitesi de önemli yani. Müzik dinlerken çok önemsemem. Bazı insan gider 10 liraya dinlenme tesisinden aldığı kulaklığı 2 sene kullanır. Hani bu yanlış değil bu arada. Hani şey için söylüyorum. Umursamaz yani. Müziği duyuyor mu? Tamam, bitti. Benim o şekilde değil. Ben
ben hatta genelde böyle elimdeki varımı yoğumu kulaklığa yatırırım. Kulaklıkların en üst teknolojisini, en üst seviyesini almaya çalışırım elimden geldiği kadar. Çünkü direkt olarak sektörün amatör de olsa içinde bulunuyorum. Buraya kadar her şey çok güzel. Kullanıcı deneyimlerim olarak bunları aktarabilirim, bunları söyleyebilirim. Bu arada kulaklığın stokları tekrar yenilendi Türkiye'de. Hani bir dönem stok yoktu ama şu an stokları yenilendi, bulabilirsiniz. Hemen fiiyatına da bakıyorum. En son baktığımda 360-370 lira gibi bir fiyatı vardı. Kulaklığın fiyatı arkadaşlar ortalama olarak 400 lira. Yani farklı fiyat varyasyonları var ama genel olarak 400 lira gibi bir fiyatı var. Yalnız şöyle bir durum var. Bu kulaklığın rakibi arkadaşlar Droplus'un rakibi HyperX Cloud 2. HyperX Cloud 2 ile kıyaslamalarını, incelemelerine vesaire bakabilirsiniz zaten ya da kendiniz kıyaslayabilirsiniz. Kulaklık onun ayarında bir kulaklık. Bilmiyorum hangisini tercih edersiniz, size kalmış bir durum ama söylediğim gibi onun ayarında bir kulaklık olduğunu söylemem lazım. Bu yüzden fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. 400 lira çok ucuz bir fiyat mı? Kesinlikle değil. 400 lira hatta yüksek bir bütçe. Ama 400 liraya alabileceğiniz en iyi kulaklıklardan bir tanesi. İllaki varyasyonları vardır. Kendiniz araştırın. Ama söylediğim gibi Drop Plus 400 liraya alabileceğiniz en iyi ürünlerden bir tanesi. Bunun ayarındaki kulaklıkları maalesef bunun iki katı fiyatına kadar alabiliyorsunuz. Evet, bu şekilde genel olarak benim kullanıcı deneyimlerim de bu yöndeydi. Herhangi bir şekilde dediğim gibi kafada terleme, ben çok terleyen bir insan değilim bu arada. Şu bildiğim kadarıyla suni deri bu kısmı. Suni deri terleme yapıyor normalde ama bende yapmıyor. Ben terlemiyorum. Beni o konuda da rahatsız etmedi. Ama suni deri olduğunu bilin kısmının. Bununla beraber yazılımı olduğu kısmı önemli. Type-C desteği, aynı zamanda 3.5 mm'lik bir jack'la çalışabildiğini de bilin. Mobil PlayStation 4, Xbox One ve bilgisayar uyumlu olduğunu da bilin. Bunlarla beraber son olarak mikrofon testini de yapalım bu arada. Bir Drop Plus'tan duyun beni. Şu an arkadaşlar an itibariyle benim sesimi Drop Plus üzerinden alıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Ben normalde bu Streamlabs OBS üzerinden daha önceki kulaklıklarımda filtreler kullanıyordum. Gürültü engelleyici, gürültü bastırıcı filtreler kullanıyordum. Fakat bu Drop Plus'la beraber kullanmamaya başladım bu filtreleri. Çünkü gerek kalmıyor. Zaten mikrofon uzaktaki sesleri almıyor. Bunu şu şekilde kanıtlayabilirim size. Ağzımdan kulaklığı uzaklaştırdığım zaman yavaş yavaş şu an sesimin azaldığını fark edebilirsiniz zaten. Ben herhangi bir şekilde ses tonunda değişiklik yapmıyorum ama size gelen ses, ben buradan kendim ses dalgalarından da gördüğüm kadarıyla neredeyse %30-35 oranında, 40 oranında azaldı. Zaten dışarıdan gelen sesleri çok fazla alan bir kulaklık değil. Bu konuda ses mikrofon performans konusunda başarılı. Hatta öyle ki ben herhangi bir şekilde ekstradan mikrofonum olmasına rağmen kullanmaya gerek duymuyorum. Bakın mikrofon almaya değil, var ama kullanmaya gerek duymuyorum. Masanın üzerinde yer kaplamasın diye o kadar gerek kalmıyor yani. Tek başına mikrofonun kalitesi yeterli. Yayıncılık için, YouTube için de uygun bir kulaklık. Ha, zaten sadece oyun oynayacaksanız ve hani CS'de takım arkadaşlarınızla konuşacaksanız zaten fazla bile bu mikrofon. Hatta madem burada başladık, burada bitirelim. Sana şu ekranı alayım. Burada vedalaşalım. Arkadaşlar çok teşekkürler vaktinizi ayırıp izlediğiniz için. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Tekrar söylüyorum, eğer beni tanımıyorsanız ya da tanıyıp da güvenmiyorsanız bana bu konuda, aşağıda Twitch linkimi bıraktım. Twitch'teki yayınlarıma bakabilirsiniz. Orada sürekli kafamda %99 bu kulaklığı göreceksiniz. %1 de tuvalete kalktığım kısımlar olabilir, bilmiyorum. Çok fazla arkadaşımız aldı gerek Twitch gerek YouTube kitlesinden ve neredeyse hepsi gayet memnun kaldılar. Bana göre kulaklığın tek eksisi Bluetooth olmaması diyeceğim ama 400 liraya da Bluetooth olmaması olayı, yani Wi-Fi üzerinden yayın yapamaması kulaklığın, çok da absürt bir kayıp değil. Yani 400 lira gibi bir fiyata zaten öyle bir şey çok mümkün değil, zannetmiyorum. Benim için tek eksisi bu kulaklığın, dürüstçe söyleyeyim. Bunun dışında ben herhangi bir şekilde kulaklık tarafında böyle beni rahatsız eden ya da benim yani şu kötü olmuş dediğim bir şey olmadı. Sırf burada inandırıcı olsun veya gerçekten insanlar bana inansın diye de iyi olan bir özelliği kötü olarak söyleyecek halim de yok. Söylediğim gibi aşağıda zaten canlı kanlı Twitch linki var. Oradan dilediğiniz gibi bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yine kafanıza takılan şeyleri yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Aynı zamanda içeriklerimi desteklemek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Beni takip etmek, içeriklerimi takip etmek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.